Geldiniz. Sayın Genel Başkanım. Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. Söz milletin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Karamsar bir ortamda olduğunuzu biliyorum ama hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Güzel ülkemizde huzuru, barışı, kardeşliği, esenliği, sağlığı hep birlikte yerine getireceğiz ve sağlayacağız. Değerli arkadaşlarım, 6 siyasi partinin genel başkanları olarak pazar günü toplandık. Uzun bir çalışma yaptık. Çalışmamız sonucunda kamuoyuna bir açıklama da yaptık. Tek sayfalık bir açıklama. Orada güzel açıklamalarımız var. Siyasi ahlak yasasını çıkaracağız diye bir sözümüz var. Bunun çalışmaları için bir komisyon kuruldu. Böylece siyaseti kirlilikten arınma konusunda çok güçlü bir iradeyi 6 genel başkan ortaya koymuş oldu. Ekonomik ve sosyal konseye işlerini kazandıracağız. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı teminat altına alınacak. Uzun vadeli strateji ve planlamadan sorumlu bir kurumun oluşturulması için de çalışmalarımızı sürdürme konusunda komisyonlar oluşturduk. Ayrıca Cumhurbaşkanlarını seçeceğimiz 6 liderin belirleyeceği Cumhurbaşkanı'nın niteliklerini de kamuoyuyla paylaşmış olduk. Değerli arkadaşlarım, dün bir karar açıklandı. Gezi kararı açıklandı. Değerli arkadaşlarım, kurgulanmış mahkemelerden adalet çıkmaz. Kurgulanmış mahkemelerden adalet çıkmaz. Burada göreve alan hakimlerin bir kısmı zaten önceden kararlarını vermişler. Verdikleri kararlar kendi özgür iradeleriyle verdikleri kararlar değil. Talimatla aldıkları kararlar, talimatla aldıkları kararların altına imza atıyorlar. Bu tür mahkemelerle yeni karşılaşmıyoruz aslında. Demokrasi tarihimize baktığınızda bu tür mahkemeleri çok gördük. Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı'nın bile terörist olarak kurgulanmış mahkemelerden hapse atıldığını da gördük. Gezi nedir? Bizim demokrasi tarihimizde özgürlüğü haykıran gençlerin sesidir aslında. Baskıya isyandır Gezi aslında. Baskı istemiyoruz. Kendi ülkemizde özgürce yaşamak istiyor diyor gençler. Doğayı koruyalım diyor gençler. Değerli arkadaşlarım, bu kurgulanmış mahkemede Osman Kavala beraat ettiği bir davadan müebbet hapse mahkum oldu. Daha önce beraat ettiği bir davadan müebbet hapse mahkum oldu. Dünyada böyle bir örnek yok. Böyle bir garabet yok ama bizim ülkemizde olur. Çünkü yargı bağımsız değil. Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özer'den, Yiğit Ali Ekmekçi ve Tayfun Kahraman tutuklandılar ve hapse gönderildiler. Vera'yı unutmayın. Vera babası hapse giderken babasını kucakladı ve öptü. Bizim hep beraber Vera'ya bir sözümüz var. Biz sevgili Vera'yı babasıyla tekrar kucaklaştıracağız. Onun sözünü veriyoruz. Vera babasıyla kucaklaşacak. Değerli arkadaşlarım.